merhabalar. Abi fahiş fiyatı soruyoruz. Görüşlerini almak isteriz. Fahiş fiyat konusunda zaten gerçekten ülkeyi görüyorsunuz. Evet. Yani son bir yılda akaryakıt fiyatları 6-7 liradan bugün 23-24 lira 30 liralar bulmuş bir durumda. Evet. Bir ekmeğin 4 lira olduğu halde. Yani her yerde fahiş fiyat var. Çok evet. Kötü durumlar. Çıkarken dış güçlerin suçu, evet. İnerken iktidarın suçu. Evet. Yani iktidarın başarısı. Başarısı. Ya kimse kimseyi kandırmasın. Herkes çok iyi bilir şeyi. Evet abi. Tamam mı? Evet. Ülkenin durumu iyi değil. Abi geçen gün çok iyi diyordun. Hayır. Bana diyordun ki neden soruyorsun mesela sorular. Ne değişti? 20 günü geçti belki. Tamam. Ne değişti? Ya değişen aslında hiçbir şey yok. Evet. Ya değişen ne olur? Ama insanoğlu değişebilir. Ya insanoğlu değişebilir. Gerçekleri de. Görebilir. Şimdi gerçekleri görebilir. Yani şimdi evet. Bakın her zaman ben her şeyi görüyorum diye bir şey yok. Evet. Benden iyi görenler de var. Evet. Ama ortamın yani ülkenin durumunu görmemek elde değil. Evet, doğru söylüyorsun. Yani elde değil yani. Geçmiş şartlar çok zorlaştı. Yani bugün bir engelli vatandaşa yani 1300 lira maaş veriliyor ya. 1300 lira, 1300 lira bir insanın yani ne kadar ihtiyacın var? Bir patrolan ödemez yani. Evet. Tamam, iş istiyorsun. Biz seni şu gün bugün arayacağız diyorlar. Ne arayan var ne soran var. Tamam mı? Bu kadar maaştan geçinilir mi? Sen de mağdur oldun değil mi? Ya hepimiz çok etkiledi. Evet. Allah aşkına yani Allah'ın adını veriyorum ya. Evet. Geçen sene 1.25 olan ekmek bugün 4 lira ya. Bir mesaj ekmek. Yok. Yani, geçen gün abi beraber yine muhabbet etmiştik. Yine bir röportaj yapmıştık. İktidarı çok savunmuştum mesela. 20 günde mesela ne değişti abi? Şimdi bakın. Ben açık ve net konuşuyorum. Tüm engelliler adına konuşuyorum. Evet. Tüm vatandaşım hakkında konuşuyorum. Bu iktidar ilk iki dönem çok iyiydi. Evet. Bunu herkes Türkiye biliyor. Tamam. İlk iki dönem. Ama ilk iki dönemden sonra artık yani her geçen gün kötüye gitmeye başladı. Evet. Hele son şu dönem yani yarınımızı göremiyoruz. Bakın yarınımızı göremiyoruz. Ha iyi yaptığı işler yok mu? İyi yaptığı işler de var. İlk iki dönem çok iyiydi. Ama şu anda hiçbir kimse iyi diyeceğini tahmin etmiyorum. Teşekkür ederim abi. Yani Allah sonumuza hayır eylesin. Ama lütfen milletin belini büken şu fahiş fiyat konusunda bir an önce önlem alsınlar. Gerçekten milletin işi çok kötü. Anladım abi. Teşekkür ederim. Yani bir bardak çay içecek halimiz kalmadı hiçbir yerde. Hiçbir yerde bir bardak çay içecek halimiz kalmadı. İki engelli arkadaş birbirimizin yanına oturup da bir muhabbet sohbet içecek halimiz kalmadı. Yani bir bardak çay içiyorsun bugün cami kahvelerinde çay 3 lira ya. Yani bir an önce lütfen yetkililerden çok çok rica ediyoruz. Nasıl çıktıysa öyle insin. Anladım. Nasıl yani çıktıysa öyle insin. Dış güçlerde, iç güçlerde bunlar hepsi fasafisi yalan. Anladım abi. Teşekkür ederim. Nasıl bir günde bir dolar, euro bir günde bir cümleyle yani 18 liralardan 10 liraya 11 liraya kadar çakıldıysa bu fiyatların da acilen çakılmasını istiyoruz. Yani 1 dolar nasıl yani 7-8 liralardan 10 liralardan 18 liraya kadar bilinçli yükseltildiyse bilinçli ve kademeli yükseltildi. Bu doların ve euronun kaça kadar yükseleceğini, kaça kadar vuracağını ve kaçta durgurulacağını ve oradan da kaça kadar aşağı çakılacağını birileri çok iyi biliyordu. Teşekkür ederim abi. Birileri çok iyi biliyordu. Onun için lütfen derhal lütfen rica ediyoruz yetkililerden yani bu işi bir çözüm bulsunlar. Teşekkürler. Sağ ol.